Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere bir makyaj videosu hazırladım. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı adım adım hangi ürünlerle nasıl yaptım detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Yüzümü tamamen makyaja hazırladım. Gece çok rahat bir uyku uyuyamadım alerjim yüzünden ve göz altlarımı da görüyorsunuz. Makyajla ne kadar kapatabileceğim, nasıl sağlıklı görüneceğim bunları da adım adım sizlere göstereceğim. Çoğu yeni ürün, alışveriş videolarında gösterdiğim ürünlerden oluşuyor. Bazıları da eski dostlar, bazıları da merak edilen ürünler. Bu arada karşımdaki ışıkların yerini değiştirdim. Umuyorum doğru bir konumlandırma yapabilmişimdir. Ben de editte göreceğim maalesef. Öncelikle güzel bir fondöten buldum. Bana göre birkaç gündür test ediyorum ve nispeten yeni çıkan bir ürün. Klinik markasının Even Better Clinical fondöteni. İçinde salisilik asit var, C vitamini var, hyaluronik asit var. Yani aslında karma, yağlı cildin, sivilceli egzemalı cildin çok seveceği bir fondöten. Sivilcelenme kesinlikle yapmıyor. Komedon yapmıyor. Günlerdir deniyorum ki benim cildimde eğer ki sivilce yapan bir fondöten kullandıysam hemen akşamını sivilcelerim hortlar. Şurada bir sivilcem var. Bu günler öncesinden bu fondöteni denemeden önce çıktı. Aslında bu bir kapalı komedondu. Ben bunu dışarı çıkardım. Kullandığım içeriklerle sivilce dönüştü. Birkaç güne de geçecek. Şimdi fondötenin bendeki rengi VF10 fakat bu elimdeki bana marka gönderisi ve cildime uyan bir ton değil. Daha önceden Sephora'dan yaptığım alışverişlerde bu fondötenin sample'ları yani deneme boyları verilmişti. Elimde CN40 var. Birkaç gündür de bunu deniyorum. Birkaç tane vermişlerdi. Bunu da yanlış söylemeyeyim size. CN10 bunun rengi. Hemen elime bir miktar üründen alacağım. Saçlarımı şöyle geriye doğru atayım. Bu ara çok fazla kuruluk problemim var. Kuru bir cildiniz varsa kesinlikle cildinizi iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Bu fondötenin altında biliyorsunuz aşırı kuruluk da yine cildinize zarar verdiği gibi eğer lekeye eğilimli cildiniz varsa lekelerinizi gün yüzüne çıkartabilir. Nemlendirme adımına o yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kuru ya da yağlı cilt olun hiç fark etmiyor. Aslında bu ton da sanki bana birazcık koyu gibi oluyor ama pudrayla dengeliyorum. CN40 numarası nötr alt tonlu. Ben şu an ışıklardan dolayı çok yansımaları göremiyorum. Bu deneme boy ürünlerin içinden 3 günlük fondöten çıkıyor. Bu arada test ettim. Ürünü çok fazla kullanmayın. Örtücülüğü çok göreceksiniz. Şimdi yüzümün bir tarafına süngerle diğer tarafına da geçen alışveriş videosunda size gösterdiğim Dior'un fırçasıyla uygulama yapacağım. Hem onu da birlikte test etmiş olacağız. Her tarafa noktacık halinde bıraktık. Bu tarafa Dior'un fırçasıyla uygulama yapıyorum. Fırça gerçekten yumuşacık. Hiçbir şekilde yüzü çizmiyor. Söylendiği gibi süngerle fırça arasında şu anda görüyor musunuz renk eşitliğini? Fondöten porselen yüz yapıyor. Yağlı, karma ciltliyseniz, sivilceye eğilimli cildiniz varsa, fondötenler yüzünüze oturmuyorsa, yağlı cilt için konuşuyorum, karma cilt için konuşuyorum. Benim gibi kuru cildiniz varsa cildinizi iyi bir şekilde nemlendirmeniz lazım. Parlak bir fondöten değil. Şimdi benim karşımdaki ışıklar sizi yanıltmasın. Gün içinde kesinlikle ıslak, parlak bir bitiş vermiyor. Doğal bir bitiş veriyor. Hiçbir şekilde yüzünüzde fırça izi olmuyor. Çok doğal bir görüntü oluyor. Verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz. Diğer tarafı süngerle uygulama yapacağım. Elimde Soflay'ın makyaj süngeri var. Tampon uygulama yapıyorum. Tabii ki fırçaya nazaran birazcık ürünü aldığı için bu tarafın bitişi daha doğal oluyor. Diğer tarafa göre örtücülüğü daha yüksek, daha doğal bir görüntü. Tercih meselesi. Fırçayı merak ediyorsanız bunlar benim yorumlarım. Ben alttan mist sıktığım için birazcık daha parlak görünüyor. Normalde parlak görünümlü değil ve şuralarıma karşıdan ışık geliyor arkadaşlar. Birkaç videodur bu oluyor. Mecburen ışıkları yakmak zorundayım. Burası karanlık bir oda. Çekim yapamam aksi halde. Gün ışığı da sürekli değişiyor. Bugün de hava birazcık kapalı. Uyguladığım allıklar parçalı gibi görünmüş geçmiş videolarda. Ama alakası yok. Işıkla alakalı. Göz çevremden ve göz kapaklarımdan fondötenin performansını da fark edebilirsiniz. Gün içinde kesinlikle okside olmuyor. Eğer ki çok yağlı cildiniz varsa üzerinden pudrayla sabitleme yapabilirsiniz. Benim gibi kuru ciltliyseniz sadece gözenekli gördüğünüz bölgeler varsa ya da parlamaya eğilimli bölgeler varsa oradan sabitleme yapabilirsiniz. Ben şimdi göz çevreme bir kapatıcı uygulayacağım. Revolution Pro'nun C5 numarasını uyguluyorum. Kullandığım en hafif yapılı, performansı en yüksek kapatıcılardan biri. Yüzüme ekstra uygulama yapmıyorum çünkü kapatılması gereken bir bölge kalmadı. C5 tam olarak benim rengim. Kapatıcılarınızın rengini seçerken göz çevrenizden daha açık ton seçmeyin. Gün içinde grileşme yaptığında daha kötü görünüyor. Hatta lekelerinizi de kapatıyorsanız daha açık tonlarda seçerseniz grileşme yaptığı için lekelerinizin gölgesi kötü bir şekilde görünmeye devam edecektir. Ürünleri mutlaka deneyerek almak lazım. Artık ürünler çok pahalı biliyorsunuz ve mağazalara tekrar
tekrar çağrı yapıyorum buradan. Tester olmayan Watsons, Rossmann, Gratis gibi mağazaların tekrar testerleri çıkarmasını rica ediyoruz buradan. Başka türlü, çünkü rengi seçmek doğru olmuyor. Mutlaka görerek, deneyerek almanız, hatta uygulama yapabilmeniz lazım. Bu sample'lar da o yüzden çok çok önemli. Çünkü okside olacak mı, sizin teninizle uyuşacak mı, bunları görmemiz lazım. Kapatıcı da uyguladıktan sonra göz kapaklarım da tamamen eşitlendi. Alerjik durumlar yaşadığımda ekstra koyuluk oluyor. O yüzden kafeinli serum, üzerine Ellen Cilia'nın göz çevresi kremini kullanıyorum. Ancak o yatıştırıyor göz çevremi. Göz çevreme bir far bazı uygulamayacağım. Kapatıcı benim için yeterli. Göz kapaklarımdan ve parlamaya eğilimli bölgelerimden MAC'in yeni çıkardığı Studio Fix Pro Set Blur pudrasını uygulayacağım. Ürünün şöyle koruyucu bir aparatı var. Ürünü kullandıktan sonra kapatıyorsunuz ve çantanıza dökülme gibi bir durumda olmuyor. Ürün ziyan olmuyor. Ürünün içinden çok kaliteli bir pof pof aplikatör çıkıyor. İsterseniz bununla uygulama yapabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. İsterseniz minik bir pudra fırçası yardımıyla uygulama yapabilirsiniz. Göz kapaklarımdan fırçayla geçiyorum. Kullandığım renk light. Bana en uygun olan light'tı. Deneyerek aldım bunu. Şuralardan da kendi pof pof aplikatörüyle geçiyorum. Tam olarak ürünleri de oturtmuş oluyorum. Özellikle çok yağlı cildiniz varsa ve bu bölgelerde gözenekleriniz varsa şiddetle tavsiye ederim. Kapatıcımı da göz altlarıma sabitlemiş oluyorum. Bu ürünü aldıysanız zaten kesinlikle kendi aplikatörüyle uygulama yapın. Ürünleri çok güzel bir şekilde cildinize oturtuyor. Özellikle özel gün makyajlarınızda kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten blur etkisi var. Gözenekleriniz hiçbir şekilde görünmüyor ve yüzünüze filtre atmışsınız gibi oluyor. Bakın hiçbir şekilde lekelerim de ortada değil. O zaten fondötenin başarısı bence. Göz altlarınıza da kendi aplikatörüyle hiç mimik yapmadan uygulama yaparsanız kapatıcıyı çok güzel bir şekilde sabitliyorsunuz. Yalnız birazcık kuruluk yaratabilir. Mutlaka iyi nemlendirmek gerekiyor. Ve çizgilerinize kapatıcı da dolmuyor. Şimdi gelelim yüzümü birazcık boyutlandırmaya, renklendirmeye. Elimde Nars'ın krem bronzerlarının kasino rengi var. Daha önceden göstermiştim. Bundan bir renkte Revolution'a muadildi biliyorsunuz. Küçücük bir fırça aldım. Bu Bobbi Brown'un Touch Up fırçası. Bir süredir bunu kullanıyorum. Bronzer olarak da Chanel'in krem bronzerını bitirmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Şöyle bir boyutlandırma yapıyorum yüzüme. Bazen şey diyorlar, çok yukarıdan çiziyorsun diye. O benim yaşımla alakalı durumlar. Fırçada kalan ürünü saçımın bitim bölgesinden geçiyorum. Buradaki dalgalanmayı mutlaka yapıyorum. Ve bir miktar fırçada kalan ürünü burnumdan da geçiyorum. Benim için en önemli kısım şu. Yukarı bir hareket yaptım. Şu anda korkunç görünüyor, farkındayım ama bittikten sonra güzel görünüyor. Bir işlem yaptırmadan yüzünüzü yukarı çekmiş oluyorsunuz. Makyaj ve ışık hileleriyle tabii ki. Fotoğraf çektiğinizde ya da kamera karşısına geldiğinizde yanaklarınız çok güzel, canlı kanlı duruyor. Ve şu kısım süper model kontürü deniliyor. Hatta Bella Hadid'in yaptığı, onu yapmaya çalıştım. Özellikle gözüme uygulama yapıyorum ki birazcık daha aşağı bakıyorsa göz kapaklarınız, eyelinerla, kalemle de tamamlayacağız. Ve bu etkiyle de yine ışık oyunlarıyla, renk oyunlarıyla onu da yukarı doğru göstermiş olacağız. Sonrasında süngerimin temiz tarafıyla ürünleri yüzüme oturtuyorum. Ürünleri iyice yedirdikten sonra şu efekti görüyorsunuz. Yüzümü yukarı doğru çekmiş oldum. Büyük bir allık fırçasıyla Too Faced markasının Golden Hour allığını uyguluyorum. Geçen alışveriş videosunda size göstermiştim. Çok tatlı bir pembe tonu var. Ama soğuk pembelerden değil, daha sıcak bir pembe görüyorsunuz. Yukarı kısımlara uygulama yapıyorum yine. Yüzü tamamen yukarı çekiyoruz. Diğer tarafa da uygulama yapıyorum. Dümdüz hareketlerle siler gibi, lekeleri açar gibi değil, tampon tampon hareketlerle hem de ürünü yüzüme yerleştirerek uyguluyorum. Elimde Make Up For Ever markasının Artist Color Pro paleti var. Bir numarası bu. Bunu daha önceden size göstermiştim. Ve içinde kocaman bir aydınlatıcısı, kahve tonlarında ve onlara baz olabilecek mat tonlarda renkler var. Şimdi onları uygulayacağım. Elimde küçük bir karıştırma fırçası var. Paletteki şu rengi alıyorum. Kontür yaptığım bölgelerden geçiyorum. Katlanma bölgesine uygulama yapıyorum. Soflay'ın yassı far fırçasıyla şuradaki bazı rengi alıyorum. Göz kapaklarımı daha da belirginleştiriyorum. Bu tarz renkleri seviyorsanız bu paletin hem pigmentasyonu hem duruşu çok çok güzel. Gerçekten profesyonel bir palet olmuş. Göz kapaklarımın tamamına pürüzsüz bir uygulama yaptım. Bu karıştırma işlemini ne kadar düzgün yaparsanız ürün o kadar doğal görünecektir. Farı dağıtırken de yukarı yukarı hareketlerle dağıtma işlemi yaptığım için yüzüm hala yukarı doğru. Şimdi
göz pınarlarıma bir miktar uygulama yapacağım. Şöyle bir kalem fırça kullanıyorum ve buradaki aydınlatıcı rengini alıyorum. Bunu isterseniz ıslak bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Göz pınarlarıma çok hafif bir şekilde bırakıyorum. Çok kremsi yapıda, yansıması da şahane. Koyu renkleri de göstereceğim. Bu ışıltılı olan, bakın tonu çok güzel. Bu benim göz kapaklarıma hafif bir şekilde uyguladığım kadifemsi, köpük gibi bir yapısı var. Hiçbir şekilde tozutmuyor. Formülasyonunu, dokusunu çok çok beğendim. Bir tane de gold yansımaları olan altın renkli bir ton var. O da şurada yukarıda. Harika. Nokta atışı, performansı çok yüksek bir palet. Ben bu paleti indirimden almıştım hatırlarsanız. Performansı çok çok yüksek. Başka bir tonu daha var. Eğer o size hitap ediyorsa belki bakabilirsiniz ona da. Göz pınarımdaki yansımaları da birazcık doğal hale getiriyorum. Yukarı hareketlerle her iki tarafa da yayıyorum. Ve elimde eski dostum yine MAC'in Coffee göz kalemi var. En sevdiklerimden bir tanesi. Ucunu birazcık açacağım. Sephora'nın kalem tıraşını kullanıyorum bu ara. Çok memnun kaldım. Kalemlerimi kesinlikle parçalamıyor. Yüzümüzü yukarı çekmek istediğimiz için şurada kirpiklerimin bitim bölgesinden yukarı doğru düz bir çizgi çiziyorum. Böyle dümdüz bir çizgi bırakıyorum. Aslında gözümün tam bitim yeri burası. Normalde şöyle yapmam lazım. Fakat oraya çekersem gözüm aşağı düşecek. Sonrasında gözümün tamamıyla o çizgiyi birleştireceğim ve bir fırçayla dağıtacağım. Yassı dümdüz bir fırça alıyoruz ya da bir eyeliner fırçası olabilir. Kesinlikle dışarı hareketlerle değil, içeri doğru ürünü daha yumuşak hale getiriyoruz. Ben bunu Alev Karsı'dan öğrendim. Geçen hafta makyaj workshop'u vardı. Ona katıldım. Bayağı güzel şeyler anlattı. Oradan görmüştüm. Bakın daha dumanlı, daha güzel bir hale geliyor. Eğer dışarı uygularsanız eyeliner alıyor başını gidiyor. Şu kısmı görüyorsunuz. Dağıtmadığım kısım, dağıttığım kısım daha yüksek ve daha güzel görünüyor. Şimdi diğer tarafa da o işlemi yapacağım. Bu tarafı daha çok beğendim. Maskara adımıyla devam ediyoruz. Maybelline'in Lash Sensational maskarasının ilk çıkan versiyonunu kullanıyorum. Biliyorsunuz eski maskarama, eski favorime tekrar dönmüştüm. Bu benim kirpiklerimi takma kirpik gibi gösteriyor. Sky High maskara da benim en sevdiklerim arasında. Fakat son günlerde tekrar bunu kullanmaya başladım. Hatta o kadar indirime girmişti ki stokladım. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz ilerleyen günlerde her şeye tekrar zam gelecek diye duyum aldık. İlk kattan itibaren kirpikleri kıvırdığı gibi hacim de veriyor. Hem uzun hem hacimli gösteriyor benim kirpiklerimi. O yüzden çok seviyorum. Mesela aşağı doğru bakan kirpikleriniz varsa kesinlikle bu maskarayı kullanabilirsiniz. Kirpikleri çok güzel bir şekilde yukarı kaldırıyor ve kıvırık gösteriyor. Bakın hiç kirpik kıvırıcı da kullanmadım bugün. Şu an özenli bir tek kat uyguladıktan sonra kirpiklerimde duruşunu görüyorsunuz. Bu tarafa uygulamadım. Bu tarafta da uygulanmış halini görüyorsunuz. Yine uygulama yaparken kirpiklerimin dış kısımlarına doğru bu tarafa iterek uygulama yaptım. Aynı çekikliği korumak için uç kısımlara daha fazla uygulama yaptım. Bu maskaranın en güzel özelliği bir kat daha geçtiğimde ve tersten de geçtiğimde hiçbir şekilde topaklanma yapmayacak. Gün içinde göz altlarıma dökülmeyecek. Yani bendeki etkisi bu şekilde. Maskaradan bir kat daha geçiyorum. Diğer tarafa da uygulama yapacağım. Her iki tarafa da uygulanmış halini görüyorsunuz. İki kat, özenli iki kat uyguladım. Siz istiyorsanız tek kat da uygulayabilirsiniz. Benim kendi kirpiklerimde istediğim maskara görüntüsü bu. Bence benim daha fazla macera aramamam lazım. Ya bunu ya da Sky High maskarayı kullanmaya devam etmem lazım. Alerji de yapmıyor. Dudaklarıma birkaç tane farklı ürün uygulayacağım. Bunlardan ilki Maybelline'in Lifter Gloss'larının Bubblegum rengi. Kalem kullanmıyorum. Instagram'dan da paylaşmıştım aldığım zaman. Harika bir renk. Ürünün kokusu var. Bu beni rahatsız eden bir koku değil. Çok tatlı, çok güzel bir pembelik veriyor. Aldığım günden beridir yine çok severek kullanıyorum. Tam da istediğim görüntüyü veriyor. Bir renk daha vardı. Onu sipariş ettim. Henüz gelmedi. Biliyorsunuz iki tane favorim vardı bu yeni renklerden. Onu da aldığımda size öncelikle Instagram'dan sonrasında da buradan göstereceğim. Şahane duruyor. İsterseniz makyajı böyle bırakabilirsiniz. Göstermek istediğim başka bir kombinasyon var. Onu göstereceğim şimdi. Bir miktar pudra geçiyorum dudaklarımdan. Tamamen temizledim. Nötrlüyorum. MAC World dudak kalemi var. Benim en sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Bunu uyguluyorum. Hemen şu tarafa uygulama yaptım. Şimdi bu tarafa da birazcık daha kaldıracağım. Ben ne zaman bu tarz bir kalem kullansam, böyle bir uygulama yapsam dudak dolgunu çok abartmışsın gibi yorumlar alıyorum. Arkadaşlar neredeyse 1,5 sene oldu. Dudak dolgumu yeniletmedim. Gidip yeniletmem lazım. Çünkü arada dalgalanmalar var, hacim kaybı var. Tekrar büyüteceğim anlamına gelmiyor. Dalgalanmaları düzelttirmem gerekiyor. Maalesef vaktim yok. Çok fazla işim var ve benim biliyorsunuz ödemim, dolgumun iyileşmesi, oturması neredeyse 2,5 ayımı alıyor. Öyle bir zamanım yok şu anda. Ancak kalemlerle, rujlarla, makyajla idare ediyorum. Yaptırsam zaten söylüyorum böyle bir şey ben gizler miyim hiç? Gizlesem de zaten gizleyemiyorum 2 ayda oturduğu için. Kocaman ördek gibi gezdim.
gezmeye devam ediyorum ama bu renk kalemler son günlerde daha da popüler oldu biliyorsunuz. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Hailey Bieber sürekli bunları kullanıyor. Bunun içine hatta glosslar kullanıyorlar. Ben bugün öyle bir şey yapmayacağım. İsterseniz siz öyle bir uygulama da yapabilirsiniz. Şu dudağa uçuktan kaynaklı bir pigment kaybı var. Hemen orayı dolduruyorum ve dudaklarıma istediğim şekli tam anlamıyla verdim. Elimde Revolution'ın Teddy ruju var. Çok güzel bir ruj. İndirimde denk geliyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. MAC muadili bir ruj. Mat yapıda. Hala mat yapıda rujları seviyor musunuz bilmiyorum ama pembe nude tonlarında özellikle buğday tenlilerin arayıp bulamadığı nude tonlarındaki ruj kesinlikle bu. Neye benziyor bu ruj? Tam olarak MAC'in Meh diye bir ruju var. Doğru telaffuz ediyor muyum bilemiyorum ama bakın hafif koyu bir kalemle çerçeveledikten sonra içine de bunu uyguladığınızda çok kalıcı bir ruj. Bu arada harika duruyor. Tam olarak esmermiyordu. Flormer'ın 229 numaralı kalemiyle de uygulayabilirsiniz. Eğer bu etkiyi istemiyorsanız şimdi bunu da siliyorum. MAC Pearl'ü çok hafif bir şekilde tekrar uyguluyorum. Hatta bu kalemi de size elimde tekrar göstereceğim. Çok fazla makyaj videosunda göstermiştim. MAC'in Joker kalemlerinden bir tanesi. Bunun ruju da var. 90'lar kahvesi, 90'lar pembe kahvesi deniliyor hatta buna. Resmen dudaklarıma üstten çizerek yeniden şekil verdim. Şimdi neyi uyguluyoruz? Geçen videoda size gösterdiğim Chanel'in Dream ruju vardı. Ve bu kesinlikle özel gün ruju olabilir. Düğünde, dernekte, mezuniyette kullanabilirsiniz. Balm yapıda harika bir ruj dedim. Bu tonlarda bir kalem kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi Whirl'ü uygulayıp birazcık daha yumuşak hale şöyle parmaklarınızla yayarak getirebilirsiniz ki çok kontürlü bir görüntü olmasın. Sonrasında rujumuzu uyguluyoruz. Parlak yapıda dudakları çok güzel gösteriyor. Aynı zamanda bakım yapıyor. Ama bu tarz bir ruju uygulayacaksanız dudaklarınız kabuk kabuk olmasın. Böyle ruju da uyguluyorum. Kalem uyguladığım yerlerden de taşırdım. Çok güzel bir görüntü. Kesinlikle düğünde, dernekte, özel gün makyajınızda, günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Otomatikman yansımaları sayesinde, ıslak bitişi sayesinde dudaklarımı olduğundan daha da hacimli hale getirdi. Bakın sanki dudak dolgusu yaptırmışım gibi. Bu tarz bir görüntüyü seviyorsanız böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi artık bu kalsın. Kaşlarıma geçeceğim. Benefit'in kaş fırçasıyla kaşlarımı tarıyorum. Bu kaşımda birazcık problem oldu. Şuralarda dökülmeler oldu. Onların çıkmasını bekliyorum. Yani burada kaş yok. Bu arada kaşlarımda hiçbir işlem yok. Doldurmuyorum da. Kaşlarımın kendi sıklığı, kendi siyahlığı böyle. O yüzden saç rengimi de çok fazla değiştirmek istemiyorum. Kaşlarım bu haldeyken ve sürekli uzuyorken bana başka saç rengi de olmuyor. Geçmişte denedim. Dökülen yerlerimi Benefit'in 5 numaralı kalemiyle tamamlıyorum. Kötü görünüyor çünkü hele ki kaşlar bu kadar siyahken çok fazla hata belli ediyor. Ve bu işlemi yaparken kaşlarımı daha fazla siyahlaştırmamam lazım kesinlikle. O yüzden çizdiğim yerleri de hafifletiyorum. İç kısımlara hiç girmiyorum. Hiçbir şekilde doldurma işlemi yapmıyorum. Birbirine de ancak bu kadar benzetebiliyorum. Çünkü o kadar benzemiyorlar ki birbirlerine. Şimdi elimde bir ürün var. Kiko'nun Enerji Shake koleksiyonunun 1 numaralı şeffaf kaş maskarası. Geçen hafta Instagram'da da göstermiştim. Böyle incecik fırçası var. Keşke koleksiyon çıktığı zaman hemen deneseymişim. Ama bu koleksiyon mağazalarda indirimde. Çok güzel bir şekilde kaşlarınızı sabitliyor. Beyaz kalıntı yapmıyor. Şimdi bakın şu kısımları tarıyorum özellikle. Hiçbir şekilde kaşlarınız oynamadığı gibi üzerinde kalıntı varmış gibi de durmuyor. Kaşlarımı da bu şekilde sabitledikten sonra yüzümde görmüş olduğunuz makyajı son zamanlarda yeni aldığım ürünlerle yaptım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.